Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle benim çocukluğumun efsane oyunlarından Doom'un Xbox One versiyonunu oynayacağız. Bu arada ben bu kaydı aslında daha önce başlatmıştım. Fakat ne yazık ki kaydetmemiş. O yüzden buradan tekrardan başlamak zorunda kaldım. Aptal gibi kendi kendime konuşmuşum. Her neyse. Bu arada hala Ramazan'da olduğumuz için ne yazık ki saydıramıyorum. Evet, anasını satayım bağlamışlar. Vallahi hiç iyiye alamet değil. Hadi oğlum. Hadi. Hayır, bunu kendisi yapıyormuş. Vay anasını satayım, amma çirkin. Bu arada ortalık kan revan. Öyle söyleyeyim ha, hemen silahımızı da taktık. Girmeyen kafana akıl girsin. Bu ne ya? Arka tarafta bir tane daha varmış. Ha, ortalık gerçekten felaket kan revan. Şimdi benim gibi 90'larda Doom'un ilk versiyonunu oynamış bir adam için bu oyun oldukça brutal geliyor. O zamanların grafikleriyle şimdisini kıyaslayamazsınız. Bakalım etrafta neler var. Burada bir kapı var. O tarafta var. Buradaki kapıya bir bakalım. Bu arada kısa bir şekilde oyunu durdurmam gerekiyor. Çünkü bataryalarım bitmiş. Allah kahretsin. Evet arkadaşlar tekrar ben bataryaları doldurduk. Devam edelim. Buna neyle basacağız şimdi? Bu değil. Bu da değil. Bu da değil. Ateş ediyor. Dur bakalım. Bir türlü basmayı. Aha. Kola basacağız. Sağ taraftaki. Bu ne lan? Bu arada belki soranlar olacaktır. Niye Almanca diye oyunun Türkçesini bulamadım. Ne oluyor lan? Herifler bana mı tapınıyor? Bana mı öyle geliyor? Hassiktir. Ortalık yine patlamaya başladı. Aa, işte bak karşı tarafta güzel bir şey duruyor. Defol, defol. Dumum zırhı. Vay anasını. Ne oluyor oğlum? Beyin mi yıkıyorsunuz? Bu ne? Hadi bakalım tak şu miğferi de. Miğferi de takınca göreve hazırız. İnşallah oyunun devamında da bu şekilde gözükmüyordur. Ha yok. Normal bir görüşe geçti. Okey. Şeytan istilası güzel. Maşallah hiçbir şey bilinmiyor. Ne kayıplar biliniyor ne tehlike derecesi falan filan. Tarıyor. Tamam koçum buralara geçebilirsin ya. Tamam. Aslında bu oyunun hani konusu monusu aslında anlatacak pek bir şey yok. Önceden de böyleydi Doom'da. 90'lı yıllarda. Doktor Samuel Hayden, defol. Ne dediğini şu anda ben de anlamıyorum. Tabii bunu anlamamın bir sebebi var. Çünkü bana ses şu anda iki mikrofondan geliyor. Pardon, iki taraftan geliyor. Hem bilgisayar hoparlörlerinden hem telefonun. Evet. Başladık. Önüne çıkan her şeyi parçala, acıma. İşte bu oyunun mantığı bu. Başka da bir şey değil. Bakalım neler gelecek. Maşallah, maşallah. Şunlara bakın. Adamları parçalayıp asmışlar. Grafikler gerçekten çok iyi. Yani Xbox'ta şu ana kadar gördüğüm oyunlarda olduğu gibi. Tamam. Glory Kill dediği yumruklayarak şey yapıyorsunuz, parçalıyorsunuz rakibinizi. Aynen burada gösterdiği gibi tabanca kullanmadan. Bu arada ben Glory Kill'leri aslında çok seviyorum. Onu da söyleyeyim. Nerede? Gel bakalım sen de gel. Gel. Kaşınanı kaşırlar işte böyle. Bu arada farkında mısınız bilmiyorum. Öldürdüğünüz rakiplerinizle birlikte enerjiniz de tamamlanıyor. Evet, hoppala.
Maşallah adamın yarısı kapının altında kalmış. Evet. Açıl lan. Şşş. Oğlum açılsana. Şunu gösteriyordur bakalım burada. Evet. Aa, işte bu. Shotgun. Pompalı tüfek. Doom'un meşhur silahlarından bir tanesi. Bayılırım ben buna. Tamam. Hadi aç şu kapıyı. Evet. Burada bol bol zındık şeytan öldüreceğiz. Bir tanesi de hemen çıktı. Bok var. Neyse. Ha, şöyle. Küfür de edemiyorum Ramazan'a hürmeten. Ay, neyse Ramazan'dan sonra bol bol geri kalan bölümlerini oynarken tabii daha önce başıma bir şey gelmezse bunların hırsını çıkartacağım, o ayrı mesele. Sebep bulacağım. Tam adamını buldum. Oğlum ben sebep bulmayı sevmiyorum ya. Önüme ne çıkarsa parçalayayım işte. Benim olayım bu ve bu burada. Aynen böyle. Bu arada bu yaptıklarımın hepsi glory kill. Silah kullanmadan onları öldürmem. Benim bu oyunda en çok sevdiğim şeylerden biri bu arada ortalık. Yallah buraya. Heh. Gördüğünüz gibi felaket hızlı hareket ediyorlar. Bu ne böyle ya? Allah'a şükür burada sağlık falan bulduk. Ortalık defol git. Ha. Geri zekalı. Gel buraya gel. Gel oğlum gel. Sen hiç merak etme gel. Sen de gel. Ortalık kan gölü. Bu ne lan? Yine gitti. Kumandanın pillerini almıştım. Hemen geliyorum. Yeni pillere bakmam lazım. Evet, bu sefer öyle bir şey olması söz konusu değil çünkü piller yeni. Oyun felaket hızlı, söylemem lazım. Gerçekten acayip hızlı. Her tarafta şeytan kaynıyor maşallah. Elbet yanına geleceğim senin, her neyse. Silahı nereden değiştireceğiz onu da bilmediğim için. Her neyse. Eskiden silah mı varmış? Ne derler? Kurşun biter, mertlik bitmezmiş. Gel lan buraya. Şş, kaçma. Bak 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 bak. Bir yerlere... Nereden şey yapıyorsun sen? Senin yanına bir çıkarsan var ya. Ups. Ben de senin yanına çıkacağım. Neyse. Evet, şuradan sağladığımızı da doldurduk şimdi. Neredesin sen? Gel buraya gel. Gel oğlum gel. Aynen böyle glory kill. Başka? Yine neredesiniz oğlum siz? Bunlar bir taraflardan sürekli çıkıyor mu, bana mı öyle geliyor? Hani aslında gel sen buraya gel gel gel. Felaket hızlılar. Ben buradan sıvışmanın yollarını arayayım en iyisi. İçerilere doğru tabii ki bu kapı açılıyorsa, ki açılmıyor, niye? Çünkü o tarafta hala bir şeyler var. Cehenneme. Sanırım şimdi açıldı. Bakalım. Açsana şu kapıyı. Şş. Yok.
Başka yerden açılan bir şey var mı? O da yok. Bu arada çok kötü oynadığımın farkındayım ama dediğim gibi sadece kısa bir deneyimim oldu oyunla. Oyunu çok iyi bilmiyorum yani. Kusura bakmayın. Zaten diğer taraftan geldik sanırım. Bu tarafa doğru devam edeceğiz. Evet, buralarda bir şeyler var. Aç şunu. Hadi bakalım. Bu arada birileri bizi tehdit edip duruyor. Aslında şu oyunlara bir de Türkçe seslendirme yapsalar fena olmaz yani. Kendi deneyimlerimden söyleyerek şunu söyleyebilirim. Oyun firmaları için Türkiye hiç de öyle küçük bir pazar değil yani. Şimdi belki bazınız düşünüyorsunuzdur. Hani Türkiye'de kaç kişi orijinal oyun alıyor falan filan diye, ama alanlar var. Küçümsenmeyecek durumda yani.